esas Türkiye Cumhuriyeti çözülmüştür. Cumhuriyeti organları yok. Organları alınmış insan yaşar mı? Kalbin yok. Karaciğerin yok. Ve sen nefes nasıl aldığını kimse bilmiyor. Suni teneffüste yaşıyorsun. Bugün Türkiye Cumhuriyeti yönetim, yani yürütme organı itibariyle suni teneffüstedir. Bir tek kişi bu kararları verirken danışma, istişare vesaire gibi organlara sahip olabilir. Ama önemli olan karardır. İstişare değildir, müzakere değildir. Devlet kararla yönetilir. Ve devletin parlamentosu münhasırdır. Nedir? Tekeli vardır. Kanun yapma tekeli. Kanun yapma tekelini kaldırmışsın, kararname çıkartıyor. Milletler arası anlaşmayı feshediyor. Böyle büyük bir zaaf içinde. Ben buna teknik tabirini söylüyorum. Devlet boşluğudur. Devlet boşaltılmıştır. Hükümet de yoktur. Hükümet diye siz eğer kabile diyorsanız, işte kabile bu. Güven oyu mu almış bu kabile? Nereden almış? O kalktı zaten güven oyu. Parlamentonun öyle bir yetkisiz görevi yok. Daha da acı bir şey var. Bakanlar meclisin salonunda oturamıyorlar. Hükümet sıraları kalktılar. Ben zannettim oraya bilardo salonu koyacaklar. Bilardo masası koyacaklar. Orada boş duruyorlar. Bakanlar nerede oturuyor? Balkonda. İyicene kor diplomatiğin yanında oturuyorlar. Peki mebusun milletvekilinin verdiği soru herkese kim cevap veriyor? Başbakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Cumhurbaşkanı yardımcısı nereden gelmiş? Bürokrasiden. Bürokrat bir arkadaşımız. Çok aklı başında bir adam olabilir. Bu yetkiyi nereden alıyor? Demokrasi de halkın temsiliyle oradan kalktığı zaman işte Doğan'ın söylediği cici demokrasi ortaya çıkar. İşte o zaman cici demokrasi, kakokrasi var Türkiye'de. Bu kendi kendimizi aldatıyoruz. Muhalefet partileri de hala Türkiye'de seçimle gelmiş ve iktidar varmış gibi günlük meselelerle teferruatla uğraşmaları. Bir sürü meselesi var işte. EYT'ler var vesaire var. Onları sanki tartışılabilir bir iktidar ortaya koymuş gibi karşısına alıyorsunuz. Esas iktidara karşı. Yok, iktidar boşluğu var Türkiye'de. Bu da ciddi bir mesele. Çok ciddi bir mesele bu. Demin söylediğim biraz espri ama hakikaten Tokatlı gitmiş, başbakan olmuş. Yolda da evet. Türkiye'de başbakan yok. Evet, yani. Peki şeyi sormak istiyorum. Mesela kızdırdın beni. Hani bu Türk milleti dediler ki tek parti olmasın dediler. Demokrat Parti'yi güçlü bir şekilde iktidara getirdiler. Peki yıllar sonra ne değişti de bu Türk milleti tekrar tek parti iktidar olsun diye oy kullandı? Yani bu Türk milletinin yapısında... Onu da ben sorma, milleti ya, dur. Yani şöyle, siz tecrübenize dayanarak bunca yıllık siyasetçi olarak siz bunu nasıl der? Yani bu millet o noktadan bu noktaya tekrar nasıl geldi? 27 Mayıs darbesi milleti kafasını şaşırttı. Yani başka bir idare tarzı da olabileceğini. Kolaycılıktır 27 Mayıs. Halk seçecek yerde, yorulacak, iktidarlar ortaya çıkacak, iktidarlar tartışacaklar, inen alacak, çıkan alacak. Halk o da bıkmıştı bence. Bir Cevan Gürsel diye biri çıktı, 30 metrede adam da yanında. Bir devlet örgütü kurdular. O kötülük devam ediyor. Şimdi yine bir parantez açacağım, bir iddia ortaya koyacağım. Ben 27 Mayıs'tan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin derlenip toparlanacağı ümidini muhafaza etti o zaman. Acaba gerçekten bir çözüm mü olur? 1876'dan beri yapamadığımızı yapacak mıyız? Ama ben Yassıada Mahkemesi kurulduğu zaman o ümidimi kaybettim. Yassıada Mahkemesi bir ihtilal mahkemesi. Kimi yargıladı? Herkes zannediyor ki Adnan Menderes'i arkadaşlığı yargıladı. 3 kişiyi idam etti. Hayır. Meclisi yargıladı. Zabıtlarını bunu okuyunuz. Milletvekilleri yargıladı. Milletvekilleri yargılanır mı? Dokunulmazlıklarını Alparslan Türkeş'i başkanlığındaki Milli Birlik Komitesi bütün milletvekilleri dokunulmazlığı kaldırdı.
Bir dokunulmazlığı kaldırmak için bugün mecliste kadar müzakere ediyor, uğraşıyor, karar veriyor. Ve bu kaldırdıkları dokunulmazlıklardan sonra bunları yap. O müzakereleri başından sonuna kadar okuyup takip eden bir tek Mümtaz Soysal oldu. Sevgili kardeşim, rahmetle atıyorum. Onunla çok tartıştığımız için. 27 Mayıs meclisi yargılamıştır. Milletvekillerini mecliste yaptıkları konuşmaları, açın okuyun, burada zabıtlar var. Verdikleri oyları yargılamıştır. Tahkikat komisyonu oy verdi mi vermedi mi vesaire. İşsizlik tatbikatı yapmıştır. Yüksek Adalet Divanı'nın kararıyla iki meclis başkan vekili İbrahim Kirazoğlu, Agah Rezan, meclis başkanı Refik Karaltan idama mahkum olmuştur. Ve onları Birliği Birlik Komitesi muhalefet şerhi verdiği için Seyman Yörük ve Ömet hapse çevirdi. Ama esas şu, meclisi yargılıyorsun, meclis müzakereleri idari biçimlerinden ötürü üç meclis başkan vekili ve başkanını idama mahkum ediyorsun. O idama mahkum edilen başkan vekili ve başkan değil, meclistir. Ve iddialı bir cümle söylüyorum. 27 Mayıs'ın yargılandığı mahkemenin kararı sebep başkanlık sistemi sonuçtur. Yani 27 Mayıs sebep şu an bugünkü başkanlık sonuçtur. Yani meclis, yürütmeyi yargılasaydılar başbakanı, cumhurbaşkanı, başbakan, bakanları, o sadece ihtilalin hedefini yargılamış olurdunuz. Hedefi genişlettiler. Parlamentoya 300 milletvekili mahkum olmuştur. Hapis cezaları, verdikleri oylardan ötürü. Şimdi biz o meclisi tekrar kurmaya çalışıyoruz parlamentoya. Devleti kuran parlamentoyu 27 Mayıs mahkum ediyor. İdama, kimisini idama mahkum ediyor, kimisini 10 yıl, 20 yıl müebbet hapis vesaire. Ve ondan sonra siz tekrar demokrasiye geçiş istiyorsunuz. Türkiye demokrasiye nasıl geçer? Parlamentosunun başkanı, başkan vekilleri yargılanmış, mahkum edilmişse milli irade mahkum edilmiştir. Ve nazari bir şey, hadise değil, bu pratik bir hadise. Siyaset bir pratiktir aynı zamanda. Orada partiler kurmaya çalışıyorsunuz. O korkuyu aşabilir misiniz? O size çizilmiş sınırları aşabilir misiniz? Demin söylediğim gibi bizim anayasa profesörleri burada duruyor. Anayasa davasını incelerlerse ve dedikleri çıkarlar. Türkiye kendi kendine yaptığı yanlışlardan kurtulma uğraşıyor. Ama hadiseyi tam objektif yerine oturtarak, partici gözüne bakmadan o tespit etmek gerekir. Türkiye evvela yasal kararlardan kurtulmalıdır. Onları red ve inkar etmelidir. O zaman ortaya meclisin özü çıkacaktır. Meclis hata yapar mı? Yapar. Meclis yanlış kanun çıkarır mı? Çıkarır. Ama mesuliyeti yoktur. Milletvekilinin mesuliyetsizliği en temel demokrasi kuralı. Dünyanın neresinde görülür? Parlamento mahkum ediliyor. Parlamentonun çoğunluğunu mahkum ediyorsunuz.